Depremin derinden etkilediği Hatay'da enkaz kaldırma çalışmaları devam ederken molozların döküldüğü noktalar ise tartışma konusu oldu. İşte hemen sağımda Narlıca Mahallesi'nde bulunan ormanlık alan var ve gördüğünüz gibi buradaki moloz yığınları ağaçların bir bölümünü yutmuş. Bu gördüğünüz yer son derece verimli zeytinlik alandı ve şu gördüğünüz arkadaki dağın altında da yeşillik vardı arkaya kadar. Maalesef ilk günden itibaren milyonlarca ton enkaz buraya döküldü. Bu enkazın içinde ne var? Asbest dediğimiz başlıca madde asbest. Birçok madde var. İçinde kurşun da var, civa da var, bakırda ağır metaller de var. Ama asbest bizim için bunlardan biraz daha ön planda duruyor. Nedeni şu, asbest lifleri akciğere giriyor ve akciğere saplanıyor. Normal havada da asbest vardır. Birkaç tanesi girince insan vücudu bunlara karşı ne yapıyor? Hemen savunma sistemiyle onları yok ediyor. Fakat bu kadar yoğun bir asbest girdiği zaman orada yerleşiyor ve zaman içinde akciğer zarı kanseri, mezotelioma dediğimiz karın iç zarı kanseri başta olmak üzere birçok hastalığa neden oluyor. Bunun tedavisi de yok maalesef ve bir şey daha var. Bu hemen ortaya çıkmıyor. 10-15 yıl sonra çıkıyor. Biliyorsun 11 Eylül saldırılarından sonra yeni yeni kanser vakaları çıkıyor ve ilk mezotelioma kanseri geçtiğimiz günlerde ortaya çıktı. 25 Ocak 2013 yılında ve o yasaya karşı bu yapılan iş tamamen hukuksuzdur. O yasada şu söyleniyor, bu tür enkazı kaldıracak olanların giysisi bile özel olmalı. O işçiler asbest geçirmeyen maskeler takmalı, koruyucu önlükler takmalı. Buna göre yıkımlar yapıldığı zaman sulu yapılmalı, binaların etrafları çevrilmeli, kamyonlarda taşınacağı zaman da üstüne branda konmalı. Peki hangi alana dökülmeli? Bu şekilde doğada herkesin etkileneceği bir alana mı? Hayır. Dikkatinizi çekmek istediğim bir şey var. Rüzgarın hakim yönüne bakın. Rüzgar nereye doğru götürüyor? İyice çekebiliyorsanız rüzgar şehire doğru götürüyor. Rüzgarla, böceklerle, kuşlarla, yeraltı sularıyla şehire gidecek ve başka şehirlere de gidecek. Hatta Asi Nehri'nden denize de karışacak. Asbest dökülen yerlerin de izole olması gerekir. Kanunlarımızda çok güzel bir şekilde yazılmış bunlar fakat bu yapılan işlem tamamen kanunsuz. Bizler kanunun uygulanmasını istiyor. Bu işlemden bir an önce vazgeçilmesi ve daha uygun, yasalara uygun bir şekilde kaldırılması.